Evet, tekrar karşınızdayız. Güner abim, çok teşekkür ederim. Hugo, Allah'ım seni korusun, konuş da korkma diyorsa ağlasın abi. Pileliler bir kit sayısı belirlesinler, toptan uygun bir sayı ve biz de geçelim KKTC'ye diye soruyor. El aleme şapur şupur, pilelilere yarabbi şükür, olmaz tabii ki demiş. Yusuf Tuncer Barkut soruyor, Galligalar açılacak mı? Soru güzel. Nalbantlar açılacak mı anlamında? Galliga, nalbant. Çekiç, at işi. Evet. John içtik. Figen Gülen İnce Bitcoin oldu Kitcoin diyor. Aynur Zonga iyi yayınlar. Ahmet Çayer. Orhan Tolun hocam günaydın. Dursun Çebi tekrar günaydın. İlker Hasan günaydın. Evet, herkese günaydın. Girne conumuzu tabii ki içtik. Intergaz her türlü gaz ihtiyacınızı, tüp gaz ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Mavi gazı istiyorsanız Intergaz'ı 444 55 44'ten arayın. Akayoptik pazartesi günü açılıyor. Lefkoşa'da Mehmet Akayoptik, Mausa'da Vizyon 2000 açılıyoruz. Çangar Motors pazartesi günü onlar da açılıyor. Yeşildal kanalizasyon sistemlerini her zaman takip edebilirsiniz internetten tabii ki. Vestel pazartesi günü o da açılıyor. O da açılıyor, Vestel açılıyor. Arden Hellim her zaman masamızda. Zafer Küpeş'te, Korkuluk ve Küpeş'te de bir numara açılıyor. Ve Solar Bay Paralik pazartesi hizmetinizde. Solar Bay Paralik güneşi elektrik enerjisine çevirsin. Kantara bal şey söyleyemiyorum. Eskiden Türkiye'de reklamlar vardı. Aganigi naganigi diye hatırlayanlar kantara balın o durumuna dikkat etsinler. Afrodit Wellness and Spa Cihancığım mesaj at bana açıysan pazartesi sen de açılanlar içine gireceksin. Yani yoksa spor salonu sayılır, açılmaz mı? Wellness merkezi açılıyor mu? Açılıyorsa pazartesi günü ben oradayım. Selba Homes, sevgiyle, saygıyla ve Sevener Travel, Alsancak'ta, Hamitköy'de selamlarımızı ilettik, sevgilerimizi ilettik. Hayırlı Ramazanlar dedi aynı zamanda bize Dursun Çebi. Biz de aynı şekilde ona söylüyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Çöküş çok yakın diyor Yeni Bakış ama unutmadan bakalım biz Nacak gazetesi bugün internetten soruyor Nacak gazetesi sürmanşetinde bu ayrıcalık niye diyor. Evet Murat Tibuk karantinaya alınmadı. Aslında alındı ama nerede? Kendi otelinde. Şimdi kendi otel, kendi evim olur mu? Bundan sonra zaten kim gelecek ki? Yani ne inan gelecek? Yüzerek mi gelsin garibanlar? Ama yok pileliler. Siz ayarlayın kiti bilmiyorum artık durumu. Gece kulüplerinin faaliyetleri devam ediyor. Kadından Yaşama Destek Derneği İçişleri Bakanlığı'nı uyardı. Allah'a şükürler olsun birileri çıktı uyardı. Ve halkın kanını emen tefeciler ekonomiye ve milli servete büyük darbe vururken Başbakan Tatar açıkladı. Kredi faizleri çok yüksek, tefeciliğin bitmesi lazım dedi. Evet, bunları da okuduk. Çöküş çok yakın diyor bugün ekonomist doktor Derviş Kemal Deniz, ekonomist Derviş Kemal Deniz, işletmeler açılsa bile ekonomik açıdan çok büyük bir beklentinin olmaması gerektiğini belirterek halkın sağlık sorunları ve nakit para sıkıntısından dolayı temkinli davranacağını söyledi. Deniz, gerek bankalar gerekse devletin alacağı önlemler işletmeler için can simidi niteliğinde olmalıdır. Hükümet kendi üzerine düşeni yapacaksa işletmelerin çalışanlarının görevlerine devam etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Gerek işletmeler gerekse çalışanlar bu zor zamanların atlatılmasında kenetlenmeli ve düzlüğe çıkabilmek için el birliğiyle çalışmalıdır, dedi. Evet,
Mausa İskele Anayolu Ötüken Çemberi üzerinde kontrol noktasında bulunan görevli polisler tarafından kontrol amaçlı durdurulan araçta uyuşturucu tespit edildi. Altınova'da aralarında çıkan tartışma neticesinde eşini ciddi şekilde darbeden kişi tutuklandı. Soyadı Dağbaşı. O da Dağbaşı zannettiği için orasını zaten soyadıyla gitti. Öyle vurdu. Eşinin üzerine araba sürmüş. Ve bir kişi yönetimindeki araçla Haspolat çemberinde kavşakta duramayarak bir başka kamyonete çarpıştı ve bir kişi yaralandı. İsimlere gerek yok. Üzmeyelim kimseyi bugün. Yani kimse duyup haberi ansızın üzülmesin anlamında. Evet, Vedat Doğacan var Mausa'dan telefonumuzda. Bir saniye okuyalım. Günebak hocamız Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden diyor ki öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Bunun için sigara içmeyin, alkol kullanmayın, ideal kilonuza ulaşın ama çok düşük kalorili diyetlerle değil, gereksinmelerinize uygun planlanmış bir beslenme programı ile hedef kilonuza ulaşın. Vücutta gereğinden fazla bulunan yağ dokusunun kendi kendine toksin üretme kabiliyeti vardır diyerek işlenmiş besinlerin kullanılmamasını ve her şeyin doğal olanının tüketilmesini önerdi. Turizm Bakanlığı'ndan market ve eczanelere çöp kutusu, bravo. Avrupa Birliği'nden gelen 4416 PCR kiti, 32 infüzyon pompası ve 40 akış ölçer verilmiş. Şimdi bu da ilginç. Avrupa Birliği 4416 PCR kiti verdi. Uçakla gelen bizim özel PCR kiti kaç? O PCR mıydı, hızlı kit miydi? Avrupa Birliği mesela 44.000 PCR kiti verirse KKTC'de federal çözüm olur mu? Buna da artık böyle bakmamız lazım. Kaç paraya federal çözüm olur? Her şey artık böyle. Çünkü Vedat Doğacan'ı dinleyelim, size bir hikaye okuyacağım. Buyurun Vedat Bey. Günaydın Ferhat Bey. Herkese de günaydın. Sağlıklı günler dilerim. Bildiğimiz gibi Ramazan ayı içerisindeyiz. Ve ben birçok kanalları izlerim, televizyonları izlerim mesela, gazetelere falan da. Fakat Ramazan ayı içerisinde oruç tutmaması gereken insanlara uyarı yapanları ben duymadım, görmedim. Mesela genç insanlar da olur, bazı yaşlılar günde birkaç tane ilaç alması gerekirken oruç tutup yani sıkıya girerler. Gençlerde de bu vardır. Bunlar acaba duyuru yapılsa din işlerinden yahut uzman doktorlardan ve bu insanlarımızı en azından birkaç tane olsun kaybetmeyelim yani böyle. Çünkü uzman doktorlar bu korona hastalığı için iyi beslenmek lazım, sağlıklı beslenmek lazım diye, yani dirençli olmak için bunlar gereklidir dedi doktorlar. Fakat hiçbir de çıkıp Ramazan ayında insanlara bir bilgi vermedi. Ben bunu duyurmak istedim. Bir de Türkiye'miz çok yardımcıdır ya, çok yardımcıdır son günlerde. İngiltere'de bu korona yardımından uçak dolusu malzemeleri, ilaçlar gönderdi. Geçen gün de şaştım yani. Amerika'ya da gönderdi bir uçak dolusu, hatta savaş uçağıydı bu. Uçak dolusu korona gerekli olan ilaçlar, malzemeleri gönderdi. Onu da kutlarım bu bakımdan. Herkese sağlıklı günler dilerim Serhat Bey. Ben bu Ramazan için duyuru yapmak istedim. Belki böceği insanları uyarır o bakımdan. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Biz size teşekkür ediyoruz. Kamil Özalay, Almanya'da tedbirler yeniden artırıldı çünkü hızlı geri geldi ve Robert Koch Enstitüsü uyarıyor açılım konusunda. İnşallah bizde de olmaz aynısı. O dünkü 16 meselesinin ne olacağını bilmiyoruz. Zaten bu açılım büyük bir olasılıkla özel sektörün bir şekilde vergilerini verip devlete katkısını yapıp ay sonu da devletin memurunu ödeyebilmesidir diye düşünüyorum ama yani Allah yardımcınız olsun yine de Ayşe Korman, Veysel Dal, Cevdet Sarper, kitler
Bu kitler diyor Covid-19 sonrasının da Covid-19 öncesi gibi olacağını gösterir. Hadi hayırlısı diyor böyle kafalara, böyle, bu kafalara böyle. Muhammed Gözay, karantinaya alınma, yeni yeme, hükümet bizi yeme diyor bu son olayla ilgili. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi adamın biri balığa gitmiş. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta kitle idare ediyoruz. Bunu balığa gitmiş adamın biri. Sevgili Ömer, çok teşekkür ederim. Biraz uyarlayacağım bunu ama. Balık tutmak yasak. Mikşa kurmak daha da yasak. Polis, sivil polis yanaşmış amcanın yanına. Demiş ki ne? Amca sonra ama balık tutan yasaktır. Bilirim ay oğlum. Arkaya da demiş şinyaların üstüne bir sürü mikşa koydun. Onu da bilirim oğlum. O da yasaktır. Demiş bilirim oğlum ay oğlum. Demiş nedir durum? Bak demiş arkada 200 tane kit var. Korona kiti. Arabanın arkasında. Al onları götür de. Sen değil yani devlet. Sen değil. Ama işte ver Sağlık Bakanlığı'na da artık yasak yoktur. Yani bu mudur anlamında söylüyorum. Buysa yazık. Gerçekten çok yazık. Kabul edilecek bir durum değil. Yani kimse kusura bakmasın. Bakmasın. Bazı iş yerleri kontrollü açılacak. Evet, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün akşam o açıkladı. 6,5 saat süren Bakanlar Kurulu kararı sonrası. Sırada ekonomi var dedi Sayın Ersin Tatar. Telefonumuz buradan çaldı. Bakıyoruz. Günaydın. Günaydın sevgili Serhat. Evet. Ulus Irkat konuşuyor. Ulus Irkat hocamız telefonda. Buyurun hocam. Tabii sevgili Serhat, sen de konuşmalarında devamlı olarak ve oldukça da vurguladın. Bu Covid-19 veya koronavirüs olayından sonra dünya elbette ki aynı olmayacak. Tabii ki örgütlü halkın bulunması veya etkinliğiyle olayların, salgınların etkinliği arasında fark büyük ama yine de dünyada tartışılacak olan ve değişimlerini şimdiden gördüğümüz birçok olay var. Öncelikle ekonomik olarak eğer ülkeler serbest liberal piyasacı özelleştirmeci sistemi devam ettirmeye çalışırlarsa bugün en büyük, en güçlü süper dediğimiz ülkelerde bile çökmelerin baş gösterdiğini görüyoruz. Eşitsizliklerin 1980'lerden beri bilhassa sağlıkta önemli boşluklar yarattığını gördük. Gerek İngiltere'de nurslerin, hemşirelerin koruyucu elbiselerinin olmaması, yaşlı insanların hastaneye götürüldükten sonra, bakın dün de İngiltere'den bir vatandaşımızın ölmesinden dolayı dedikodular yükseldi. Hastanede 68 yaşında bir kız kardeşimizin, bir kardeşimizin oksijen borusundaki oksijenini kesmişler. Tabii bu ne kadar doğrudur, şimdi günahına giremeyiz ama ailesinin iddiası ve orada ölmüş. Şimdi sosyal devlet vakasında, sosyal devlet olayında bu tip olaylar olmaz. Veya şu şekilde siz İsveç'e özel jet gönderiyorsunuz, bir vatandaşınızı alıyorsunuz ve Türkiye'ye getiriyorsunuz ama Kıbrıs'ta oğlu zor durumda olan bir işçi için aynı gözetimi yapmıyorsunuz. Bu da sosyal devlet olayında olmayacak durumlar ve bunlar yaygınlaşıyor. Sosyal medya olayı işte eleştiriliyor ya, gerçi biz de onaylamıyoruz bazı kişisel saldırıları ama sosyal medyada bunlar hemen duyuluyor. Şimdi artık ülkelerin eşit refaha, eşit ekonomik seviyeye vatandaşları arasında ilgi göstermeleri ve geri kalmış Afrika ülkeleri veya uzak doğu ülkeleri dahil veya bir Çin gibi bugün ekonomik
ekonomide doruk noktalara gelmiş bir ülkede insanların açlıktan dolayı fare yarasa yemeleri olayı da bugün sosyal medyada veya dünyada dedikodu oluyor. Dolayısıyla bir baskı unsuru olacak diye düşünüyorum. İkinci bir olay, yine iklimsel olaylar. Yani Avustralya'da 1 milyara yakın geçen sene meydana gelen yangında hayvanın ölmesi, bunun yanında onların üzerindeki parazit virüslerin de artık yerleşecek, yaşayacak başka canlılar aramasıyla insanoğlunun bu virüsün etkilenmesi olayı, iklimsel olaylar veya herhangi bir hastalığın bir ülkede vuku bulmasıyla diğer ülkelere de artık iletişimin, transferlerin veya gezilerin globalleşmesi dolayısıyla hemen ülkelere yayılması olayı da ayrı bir sorun ve ülkeler arasında ulusal sınırları da aşarak bir dayanışmanın, bir yardımlaşmanın olacağını bizlere gösteriyor ve kim isterse olsun buna kaygısız kalamaz. Tüm ülkeler artık bunları düşünmesi gerekecek ve kalkınmamış aç insanları, salgınlardan etkilenecek durumda olan insanları olan ülkelere, Ebola vakaları, sarı hummaları olan ülkelere daha fazla iğneleri gerekecek. Elbette koronavirüs olayından sonra bunlar duyulacak. Bunun yanında bazı eşitsizlikler de işte ülkemizde hemen duyuluyor. Bakın demin bahsetmiş olduğumuz olay, ayrıcalıklar da. Evet hocam, da, hocam toparlayalım lütfen. Bir baskı unsuru olacak. Evet, dolayısıyla yeni dayanışmacı sosyalizasyonun insana değer veren, daha insan merkezli ve ülkeler arasında ulusal sınırlarda tanımayan daha yeni bir dünyaya doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hocam çok sağ olun, çok sağ olun. Bu arada Londra'da yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısının 90 olduğu, 90'ı aştığı söyleniyor. Sayın Kudret Özer Sayın açıklamasından bunu okuduk. Sayın Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı başsağlığı dileklerini de iletiyor. İngiltere'de yaşam süren ve yaşamlarını kaybeden tabii ki insanlara da Allah'tan rahmet diliyor. Seral Çetindal, koptum abi gülmekten, bagaja 3500 tane 3-5 tane hızlı kitçik, ihtiyarın taktikçik, KKTC'de ne olur ne olmaz diyor Seral Çetindal. Aynen öyle kardeş. Koronadan sonra hiçbir şey aynı olmayacak derken rüşvet para mal yerine hızlı veya yavaş kit bile ödenecek diyor. Artık Hasan Aysal öyle demiş. Napsınlar be Hasan, napsınlar. Halk iş ister, para ister, can ister diyor Sayar Aker. Doğru söylüyor. Nazan Kara bize günaydın diyor. Doktorum sağ ol. Teşekkür ederim. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor Oktay Beyaztaş. Şimdiden herkesin yarına de olacak bu iş. İşsizlik parası 1500 euro. Kusura bakmayın, kısa çalışmada öyle. Halkın bilgisini, Almanya'da işsizlik parası 1500 euro. Kıskanç Almanlar. Bizde de 1500. Bizdeki euro değil, euro euro. Anladın? İki şey. Euro euro, ye de korkma. Sucuoğlu, ak koyunla kara koyun görülüyor, bunları not ediyoruz diyor. Evet, Concord Hotel temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret etti. Sektörün içinde bulunduğu durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Evet, Concord şirket temsilcisi Sinan Bağdatlı hükümeti tebrik etti gayret konusunda. Vay be. Bafra gibi zor bir bölgede Kıbrıs'a turizm adına hizmet verdiklerini ve şu an büyük kayıpları olduğunu anlatan Bağdatlı, ancak bu zor koşullar altında insan ve çevre odaklı yapıları ile çalışanların asgari etkilenmemesi için azami katkı koymaya çalıştıklarını dile getirdi. 13 Mart itibariyle otelin kapanmasına rağmen çalışanların Mart ayı maaşlarının tam ödendiğini vurgulayan Bağdatlı, şu an lojmanlarda kalan 300 çalışanın sabah, öğle ve akşam yemekleri dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğunu söyledi. Nisan ayında yine çalışanlara maddi katkı yapılacağını da ifade ederek çalışanlarını yalnız bırakmayacaklarını ortaya koydu. Gerçekten böyleyse
kutluyoruz. En azından oradaki işçiler aç kalmamış. Bravo. Evet. Sırada ekonomi var. Başbakan Ersin Tatar, halkın desteğiyle COVID-19 salgın tehditlerin başarıyla kontrol altına alındığını söyledi. Yeni Düzen gazetesi, Bakanlar Kurulu 6 saat toplantı yaptı. Açılma kriterleri bugüne kaldı diyor. İlk açılma demiş bugün Yeni Düzen. 15 Mayıs'a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerlerini bir kez daha size okuyalım. Restoranlar, kafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, gazino, bet, diğer eğlence yerleri ki kerhaneler dahildir buna. Spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri kapalıymış. Belediyelerinkiler dahil pazar yerleri, kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları ve piknik alanları. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün yapılan test sayısının 1176 olduğunu, 16 kişiye PCR testiyle ileri tetkik yapılacağını açıkladı. Negatif mi, pozitif mi? 16 kişi bugün belli olacak. Murat Besim Tibuk'un Net Holding tarafından kiralanan özel jetle adaya geldiği, Sağlık Bakanlığı'na test kiti bağışı yaptığı, bunun sonunda da karantina sürecini ailesine ait otellerde geçireceği öne sürüldü. Evet, bu da günün haberiydi tabii ki. Evet, ilçeler arası seyahat yasaklaması 4 Mayıs'ta sona erecek diyor Diyalog. 21.06 sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Evet, pazar günler için önlem alınacak. Bazı sektörlerin açılması ikinci pakete kaldı, ilk paket. Güney Kıbrıs'ta 4 Mayıs'tan itibaren devlet daireleri, mahkemeler ve mağazalar açılacak. Alev kayasında define arayan 3 kişi ihbar üzerine yakalandı. Define alev kayasında. İlginç. Ve Lefkoşa'nın surlar içinde sokağa çıkma yasağına aldırmadan kavgaya tutuşan 30 kişi ortalığı birbirine kattı. Meydan savaşı diyor. Çok ilginç bir olay. 30 kişi birbirine girdi. Garaj kısmından eve girerek 2400 lira çalmakla suçlanan gencin görüntüleri ortaya çıktı. Kaçtı, Cemal kaçtı, yenge kovaladı diyor bugün. Diyalog gazetesi ve Kıbrıs gazetesine bakıyoruz son olarak. Tehlike geçmedi, aman dikkat. Kıbrıs başlık kenarından bu haberi verdi. Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, açılacak sektörlerde koronavirüse karşı alınacak koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekerek herkesin kurallara uymasını istedi. Çalışanları önlemlerle ilgili eğitim verileceğini, işletmelerin müşteri kaydı tutmasının herhangi bir vakanın temasını tespit etmek için önemli olduğunu vurguladı. Giren müşterinin telefonunu şeyini alaksınız herhalde öyle olacak. Ve misafir olduğu eve, evdeki eşyalara ve apartmanın park yerindeki 5 araca hasar vermekten yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan Abdülkerim İbrahim yeniden benzer suçları işledi. Bu kez polis arabalarında hedef aldı. Söylemiştim götürsünler merkeze, göstersinler herkese ama sanırım bunu bir psikiyatriste göstermek lazım. Çünkü başka türlü bir durum olduğu kanısındayım ama doktorluk mesleğine girmeyelim. Zaten koronavirüs profesörüyüz. Başka psikiyatri profesörü de olmayalım yani şu anda. Bakanlar Kurulu 4 Mayıs'tan itibaren bazı sektörlerin belli şartlarla açılmasına, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasına karar verdi. 4 Nisan'dan 06'dan itibaren normalleşme başlıyor. Evet, 4 Mayıs sabah 06'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamaları kalkacak. Market rafçıları risk altında. Rafları düzenliyorlar ama market rafçıları aynı zamanda riski en fazla yayma ihtimali olanlar arasında. Evet, Sinem Çiçek günaydın. Erkan Erçık'a paket olacak gibi diyor. KKTC'de %100 sorunsuz bir sistem. Evet. %100 çalışan sorunsuz bir sistem. KKKİT. KKKİT. Evet. Evren Nadir günaydınlar.
Mavi, Kamil Özalay hocam, mavi renk. Lefke'den selamlar. Mustafa Nadir'e selamlar ediyoruz Lefke'ye. Evet. 100 oldu İngiltere'de ölenler diyor İlker Hasan. Evet. Covid, kakakit olduk. Doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de saygılarımızı ilettik. Günaydın Serhat, temiz değiliz hiçbirimiz artık demiş Sayır. Sevgili Mete Özmerterimizin geldikten sonra özel karantina durumlarını incelersek yok birbirimizden farkımız diyor. Bilmiyorum hiç bu durumları. Süleyman Bağız'a bağlı Güneydin abi ne olacak bu memleketin hali? Çok teşekkür ediyoruz ona da. Uydurma bir adresten de sürekli bize mesajlar geliyor. Fehmi Oktay hocamıza selamlarımızı müdürümüze ediyoruz. Ve bakalım bir daha bugünkü köşemizi okuyalım. KKTC'den iki haber ve geviş getiren öküzler. Kısaca anlatayım size. İnşaat işçisi Ali Çelik bu ülkede yaşıyor. Geliyor daha doğrusu buraya, inşaatta çalışıyor. Geldi 23 Şubat'ta en son giriş yaptı, çalışmaya başladı, dönemedi geri. Oğlu 3. kattan düştü. 10 yaşında Berçan Deniz Çelik beton zemine düştü. Gidemedi. Tabii televizyonda görüyor Ali Çelik, işte Türkiye'ye gidiyor, oradan uçakla getiriyor, buradan gidiyor, geçiriyor. Bu da yalvardı dün, geçen gün televizyonlar da yayınladı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan beni de oğlumun yanına götür. Belki konuşursam uyanır, sesimi duyarsa uyanır falan dedi. Oğlum şu an çok kötü kurumda, burada perişanım dedi. Bu Ali Çelik'in hikayesi. İkinci hikaye. Merit Oteller Grubu veliahtı Murat Tibuk özel bir ayrıcalıkla ülkeye geldi. Tabii ki özel ayrıcalık derken kendi parasıyla tabii ki. Biri ödemedi parasını Allah şükür. Bize de 90 bin euro olduğu iddia ediliyor. Güzel para, good money, good money. O da parası var. Resmi karantina yerine değil, Merit Otellerinin birine gitti. İşte bu konu anlattık, sonra kendi yorumumuza girdik. Birden fazla yetkili kişiyi aradım. İlk aradığım en yetkili kişiye Ali Çelik diye birini tanıyıp tanımadığını sordum. Tanımıyorum dedi. Besim Tibu'yu tanıyor musunuz dedim. Telefonda gülümsediğini hissettim, sıraladı. 30 Nisan'a kadar KKTC yurttaşı olan herkes ülkeye gelebilir. Ayrıcalık yapılmadı çünkü polis eskort eşliğinde otele gitti. Evet, otel kendilerinin oteli ama bugünlerde gelecek olanlar varsa onlar da oraya alınacak. Araya girdim. Bugünlerde derken hükümetin kararı 30 Nisan'a kadardı zaten. Devam etti yetkili. Uzatılır o karar. KKTC yurttaşı olan herkes gelebilir. Üstelik tüm bakanların bundan haberi var. Yazık. VIP'den çıktığı da doğrudur. Zaten öteki normal çıkış kapalı. Üstelik adam beraberinde bir yığın tıbbi malzeme getirdi. Babasının otellerinden biri daha önce de karantina oteli olmuştu galiba. Teşekkür ettim, telefonu kapattım, bir başka üst düzey kişiye ulaştım. Bu sizce bir skandal mıdır, rüşvet midir, ayıp mıdır, yanlış mıdır dedim. Hiçbiri değildir diye yanıtladı gayet sakin bir şekilde. Siz zaten Besim Bey'den gıcık kapıyorsunuz diye de çıkıştı. Yine araya girdim. Girmek zorunda kaldım. Yukarıda Allah var. Ben Besim Bey'den gıcık kapmıyorum. Hiçbir çocuğunu da tanımıyorum. Adını işitmedim. Hatta ve hatta ben Besim Bey'in çocukları olup olmadığıyla da hayatım boyunca ilgilenmedim dedim. Yok ama Besim Bey'den gıcık kapanlar var. Bu meseleyi abartacaklar dedi. Yine araya girdim. Meseleyi abartmıyorum da. Üstelik ben Besim Bey'i de suçlamıyorum. Size soruyorum. Nedir bu durum? Nasıl bir ayrıcalıktır? Telefonu kapattım. Acaba Berçan Deniz Çelik sağlık durumu nasıl? Babası gidebildi mi? Yoksa hala burada mı? Oğlundan bilgi alabiliyor mu? Konuşabildi mi? İçimden bir kampanya başlatmak geldi. Acaba kaç bin dolarlık teçhizat bağışlamamız gerekiyor?
özel uçak kiralayabilir miyiz? O kaça mal olur? Para yok. Ne bende ne de Ali Çevik'te, Çelik'te. Kızılay'ın Evgaf'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi var mı? Bilmiyorum. Gökyüzüne baktım, maviydi. Berçan denizi gördüm. Ah adalet diye derin bir ah çektim. Adaletin bu mu dünya? Kapitalizm. Çalış, senin de olur Ali Usta. Fakirsen fakirsin, zenginsen zengin. KKTC'de hükümet üyesiysen de hükümet üyesi. Bu garip ifadeler film şeridi gibi geçti önümden. Arada Amerikan dolarları uçuşuyor. Neydi o şarkıcılar? Hatırladım. İzel Çelik, Ercan. Haydi şimdi bütün eller havaya diye şarkılar söylüyorlar. Bizim KKTC'li siyasetçiler ayakta alkışlıyor. Herkes maskeli. Birden Selda Bağcan çıkıyor sahnenin arka kısmında. Belli ki bağırıyor. Adaletin bu mu dünya diyor. Ama kimsenin duyduğu yok. O gür sesine, o muhteşem sesine rağmen ne yazık ki duyuramıyor. Bu arada gökyüzüne bakmaya devam ediyorum. Kıbrıslı Türkler de orada. Görüyorum, hepsi maskeli. Balo gibi. Ne mi yapıyoruz? Hiç. Biz çoktan koskocaman bir koronayı yemişiz zaten. Öyle bakıyoruz. Öküzün trene baktığı gibi. Önümüze samanı bol bol koymuşlar. Bir yandan yiyoruz, geviş getiriyoruz, bir yandan trene bakıyoruz. Arada bir mü diyoruz da gene gevişe devam demişiz. Bugün bunları da yazdık. Mesajlarımıza bir kez daha bakalım. Bir araya daha gideceğiz tabii ki. Para değil Süleyman, demek ki para her yolu açar diyor Süleyman Bazbazlı. Necati Ahmet Özkan diyor para değil, kit her yolu açar. Aslında bugüne kadar çok güzel yardımlar, çok güzel destekler vardı ama ilk kez bunun suistimalini gördük ki bu biraz bozdu. Yoksa gerçekten yapılan yardıma teşekkür ederiz. Ama bu yapılan yardım nedeniyle bize iltimas tanınacaksaydı işte işimiz fıkraya döner o zaman. Verelim biz de kiti, pileliler gelsin. Verelim arkadaşımız gelsin yani, yemeğe içmeye gelsinler. Evet. Mehmet Nuri Timur, şu an hükümet cezaevindekiler için herhangi bir işlem yapmıyor. Varsa yoksa ekonomi. Ortada virüsten dolayı insan kalmayınca yetkililer parayı ne yapacaklar? Kimsesizlerin sesi olun Serhat Bey, iyi yayınlar demiş bize. Nazmi Turgut, teşekkür ederim. Sultan Barbaros, bizim gibi o da neden o morfoda yurtta kalmadı? Her gün doktor, her şey güzeldi. Merit'te kalma ayrıcalığı ne onu bir anne, ne onu da bir anne doğurmadı mı diyor. O da doğru. Bu kitler vergiden düşecek mi abi? Bilmem. Seni Çavuşoğlu hocam günaydın. Hasan Aysal sormuş soruyu. Evet. Almanya'da TC kökenli ölü sayısı az. KKTC şimdilik yok. Londra'da bayağı tuttu. Bakanlar Kurulu'nun toplantısını bekledik. Sonuç yine sıfır. Hukuk büroları açılıyor fakat mahkemeler açılmıyor. Anlayan varsa bizlere de anlatsın diyor Yasemin Bekitener hapishaneyle ilgili. Evet Sultan Barbaros, teşekkür ederim. Luricina'ya selamlar ederim. Çok çok sağ olunuz. Restoranlar kendi mi testlerini ödeyecek açılmak için yoksa devlet mi karşılayacak? Halim Mert Güdenoğlu soruyor. Kendin ödersen negatif çıkacak. Bilmem nedir kardeşim durum ama kendin ödersen restorantı da hani açılış yapacak mesela, bilmiyorum. Yani artık her şey, kafam çok bozulduğu için üzgünüm, çok üzgünüm. Ne olacak bu memleketin hali? Mustafa Nadir'e de, Süleyman Bazıbağlı'ya, Erkan Erçika'ya selamlar ediyoruz. Ve şimdi bir aramız daha var. Aradan sonra buradayız. Ayrılmayın.